Evet arkadaşlar kavimler göçüyle dersimize giriş yapalım. Çocuklar hatırlıyorsanız bir önceki dersimizde Asya Hun Devleti'ni işlemiştik ve Asya Hun Devleti'nin en parlak dönemleri Metan dönemiydi ve Metan'ın ölümünden sonra devlet yıkılma süreci içerisine girecek ve Çin baskıları sonucunda Kuzey Hunları ile Güney Hunları olmak üzere ikiye ayrılacaktı. Kavimler göçünü başlatacak Hunlar ise Kuzey Hunları'ydı. Bakın Kuzey Hunları Karadeniz'in kuzeyine doğru ilerlemişlerdi Çin hakimiyetine girmek istemiyorlardı. Bu yüzden batıya doğru göç etmeye başlamışlardı. Kuzey Hunların batıya doğru ilerlemesiyle birlikte Türklerin geldiğini gören bazı kavimler endişeye kapılacaklar ve Türklerden kaçarak Avrupa'ya doğru göç edecekler. Bakın arkadaşlar Kuzey Hunları Çin hakimiyetine girmemek için batıya doğru göç etmeye başlamış. Batıda bulunan bazı kavimler ise Türklerin geldiğini görünce endişeye kapılmış. Onlar da çeşitli bölgelere doğru hareket başlatacaklar. Tarihte birçok medeniyetin yerinden oynamasına neden olan bu olaya ise kavimler göçü adı verilecek. Kuzey Hunlarının batıya göç etmesiyle birlikte burada bulunan kavimler de etrafa dalmaya başlayacaklar ve tarihte birçok medeniyet bu şekilde yer değiştirecek. Bu olaya ise kavimler göçü adı veriliyormuş. Şimdi de kavimler göçünün sonuçlarını inceleyelim. Avrupa'daki milletler birbirleriyle kaynaşmış, bugünkü İngiliz, Fransız, Alman, İspanyol gibi milletlerin temelini oluşturmuşlardır. Yani kavimler göçü ile birlikte Avrupa'nın şu anki yapısı oluşmuş. Günümüzdeki İngiliz, Fransız, Alman, İspanyol gibi milletler bu şekilde meydana gelmişler. Eke maddeye baktığımız zaman Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bakın burada bulunan barbar kavimler. Ostrogotlar gibi, Vizigotlar gibi, Vandallar gibi kavimler aniden Farklı bölgelere doğru hareket edince burada bulunan Roma İmparatorluğu'nda karışıklık çıkacak ve Roma İmparatorluğu 2'ye ayrılacak. Böylece ilk çağ sona erecek, orta çağ başlayacak. Kuzey Hunlarının Avrupa'ya gelmesiyle birlikte Avrupa Hun Devleti Avrupa toprakları sınırları içerisinde kırılacak. E böylece Türk kültürü artık Avrupa'da yayılmaya başlanacak. Türkler Avrupa'dan etkilenecek ve Avrupalılar da Türkleri etkileyecek. Kavimler göçünden sonra Avrupa'da feodalite bir diğer ismiyle derebeylik rejim ortaya çıktı. Feodalite ise etrafı surlarla çevrili bir bölgede içerisinde şato kale gibi olan bir yerdir. Başında derebe ya da feodalite denilen birisi vardır ve sadece onun sözü geçerlidir. Bu sistem kavimler göçünden sonra Avrupa'da yayılmaya başlayacak. Ayrıca Avrupa dünyasında Hristiyanlık hızla yayılmaya başlamıştır. Kavimler göçü ve sonuçları bu şekildeydi. Avrupa Hun Devleti ile dersimize devam ediyoruz. Kavimler göçü ile birlikte Avrupa'ya göç eden kavimlerden biri de Hunlardı. Avrupa'ya giden Türkler burada Avrupa Hun Devleti'ni kuracaklar. Ve bu devletin kurucusu ise Balamir olacaktı. Avrupa Hun Devleti'nin en parlak ve en güçlü dönemleri ise Atilla'nın hükümdarlığınızı sürdüğü zamanlar olacaktı. Atilla dönemine baktığımızda Doğu Roma ve Batı Roma İmparatorlukları ile mücadele ettiğini görüyoruz ve aynı zamanda Doğu Roma İmparatorluğunu yenilgiye uğratarak onları vergiye bağlamıştır. Atilla'nın ölümüyle birlikte devlet güç kaybetmeye başlayacak, zayıflayacak ve bir süre sonra ise yıkılacak. Avrupa Devleti'nin tarihteki en önemli özelliğine baktığımız zaman Avrupa'da kurulan ilk Türk Devleti olma özelliğine sahipmiş. Genel olarak toparlamamız gerekirse Kavimler göçüyle birlikte Avrupa'ya göç eden Hunlar tarafından Avrupa'da kurulmuş, kurucuları Balamirmiş, en parlak dönemleri Atilla dönemiymiş, Doğu Roma ve Batı Roma ile mücadele etmiş, Doğu Roma'yı vergiye bağlamış, Atilla'dan sonra devlet zayıflamış ve bir süre sonra yıkılmıştır. Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti olma özelliğine de sahipmiş. Evet arkadaşlar son olarak Köktürk Devleti'nden bahsedelim. Bir diğer ismiyle Göktürk Devleti'ni işleyelim. Köktürkler bu Kağan önderliğinde Ötügen merkez olmak üzere kurulmuşlardır. Köktürkler Türk adı ile kurulan ilk Türk devletidir. Bakın daha önce de Türk devletleri vardı ama devlet adında Türk adını kullanmamışlardı. İlk defa kullanan Köktürkler olmuştur. Bu Kağan ülkeyi kardeşi İstemi Yabgu ile beraber yönetmiştir. İkili sistemi kullanmıştır. Yani Doğu Batı olarak ikiye ayırıyor ve kardeşiyle birlikte ülkeyi yönetiyor. Göktürklerin en parlak dönemleri ise Mukan Kağan dönemleri olmuştur. Toprakların en çok geliştiği ve en güçlü olan dönem bu dönemdir. Mukan Kağan dönemine baktığımızda İpek yolunu ele geçirmek için önce Sasanilerle daha sonra ise Bizans ile işbirliği yapmışız. Bakın İpek yolu o dönemin en önemli e, ticaret yoluydu. İpek yolunu ele geçiren devlet kısa süre içerisinde ekonomik açıdan güçleniyordu. O yüzden Göktürkler İpek yolunu alabilmek için büyük uğraşlar sarf etmiş. Önce Sansan ilerle, daha sonra ise Bizans ile işbirliği yapmıştır. Ancak bu kankanın ölümünden sonra devlet yıkılma süreci içerisine girecek. Tat kavgaları başlayacak ve ülke doğu batı olmak üzere iki kısma ayrılacak. Bir süre sonra ise Çin hakimiyeti altına girecekler. Son olarak notumuzu inceleyelim. Kök Türk alfabesini icat eden Göktürkler tarihte yazıyı kullanan ilk Türk devletidir. Bakın Göktürk alfabesini icat etmişlerdir ve yazıyı kullanan ilk Türk devleti olma özelliğine sahipmişlerdir. Ayrıca iki tane destanları vardır önemli. Ergenekon ile Bozkurt destanı Göktürklere ait meşhur destanlardır. Göktürkleri genel olarak toparlamamız gerekirse bu Kağan önderliğinde kurulmuş, Türk adını kullanan ilk Türk devletiymiş, bu Kağan ülkeyi kardeş istemeyen ile birlikte yönetmiş, en parlak dönemleri Mukan Kağan'mış, İpek yolunu ele geçirmek için mücadele etmişler. Bu kan sonra yıkılma sürecine girmiş. Doğu Batı olarak ikiye ayrılmış. Sonra Çin hakimiyetine girmişler. Göktürk alfabesini icat etmişler. Yazıyı kullanan ilk Türk devletiymiş. Ergenekon ve Bozkurt destanlarına Göktürkler yazmış. Evet arkadaşlar ikinci Göktürk yani Kutluk Devleti ile dersimize giriş yapıyoruz. Bir önceki dersimizden hatırlıyorsanız biz birinci Göktürk Devleti'ni işlemiştik. Ve demiştik ki 1. Göktürk Devleti'nin en parlak dönemi Bukan Kağan dönemiydi. Ancak Bukan Kağan'ın ölümüyle birlikte ülke içerisinde taht kavgaları yaşanmış ve ülke gücünü kaybederek 1. Göktürk Devleti Çin hakimiyeti altına girmişti. Yaklaşık 50 yıl kadar Çin egemenliği altında kalan Göktürkler İlteriş Kağan yani Kutluk Kağan zamanında Çin'e baş kaldıracak ve bu şekilde devletlerini kuracaklardı. Yani Göktürkler 50 yıl kadar Çin egemenliği altında kalmış ve Kutluk Kağan yani İlteriş Kağan zamanında bağımsızlıklarını kazanarak bağımsız ikinci Göktürk yani Kutluk Devleti'ni kurmayı başarmışlardır. Kutluk Kağan'a ise İlteriş ünvanı verilmiştir. İlteriş ise devleti derleyen, toplayan, bir araya getiren anlamına gelmekteydi. İkinci Göktürk Devleti'ni kurduğu için İlteriş ünvanı verilmiştir. İkinci Göktürk Devleti'nin en parlak dönemi Bilge Kağan dönemidir. Bakın Bilge Kağan döneminde devlet toprakları sınırları oldukça genişlemiştir ve bu toprakları daha kolay yönetebilmek için Bilge Kağan kardeşi Kültürgin ile birlikte ülkeyi yönetmişti. Biz önceki derslerimizde de söylemiştik demiştik ki ülke iki kısma ayrılarak yönetiliyorsa bu yönetim şekline ikili yönetim diyorduk. İkili yönetim diyorduk. Ülkeyi doğu-batı olarak ikiye bölünüyor doğuda Kan, batıda ise Kaan'ın kardeşi olan Kültigin yer alıyordu. Dönemin en önemli veziri ise Vezir Ton Vezir Ton o dönemin en önemli vezirlerinden birisidir. Fark yaratan işlerin altına imza atmayı başarmıştır. Bir sonraki maddemiz diyor ki Türk tarihinde bilinen ilk yazılı eser olan Orhun abidelerine yani Orhun kitabelerini de 2. Göktürk döneminde hazırlanmıştır. Orhun abideleri oldukça önemlidir. Yıldız atıyorum. Türk tarihinin ilk yazılı eserleri olan Orhun Abideleri genellikle Türklerin siyasi, sosyal ve ekonomik yaşayışları ile Kağan'ın yaptığı işler hakkında bize bilgiler veriyormuş. Orhun Abideleri Bilge Kağan'ın oğlu Yoluk Tigin tarafından hazırlanmıştır ve Bilge Kağan, Kültigin ve Tonyuk adına diktirilmiştir. Ve bu eser Danimarkalı araştırmacı Thompson tarafından çeviri yapılmıştır ve dünyaya kazandırılmıştır. Diğer Türk devletlerinde olduğu gibi ikinci Göktürk Devleti'nde de Bilge Kağan'ın ölümünden sonra devlet güç kaybetmiş ve yıkılma süreci içerisine girmiş. Karluk, Basbil ve Uygurlar tarafından ise 744 yılında yıkılmıştır. Ve bu şekilde ikinci Göktürk Devleti sona ermiştir. Genel olarak incelediğimizde yaklaşık 50 yıl Çin hakimiyetinde kalmışlar. İlteriş kan zamanında bağımsızlıklarını kazanmışlar. En parlak dönemleri Bilge Kağan dönemiymiş. Devleti ikili yönetimiyle yönetmiş. En önemli vezirleri Vezir Tonya En önemli eserleri Orhun Abideleriymiş. Eğik olma özelliğine sahip olduğu için önemlidir. Bilge Kağan'dan sonra güç kaybediyorlar. Karluk, Basmil ve Uygurlar tarafından ortadan kaldırılıyorlar. Evet arkadaşlar Uygurlar ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uygurlar soru getirme ihtimali oldukça yüksek olan bir devlettir. O yüzden dikkat edelim. Uygurlar Karabalasagun merkez olmak üzere Bilge Kağan tarafından kurulmuş bir devlettir. En önemli özellikleri, en ayırt edici özellikleri ise Uygurların yerleşik hayata geçen ilk Türk devlet olmalarıdır. O yüzden yıldız atıyoruz. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır. Uygurlardan önceki Türk devletlerinin tamamı göçebe bir yaşam sürüyorlardı. Yani konar göçer bir yaşama sahiplerdi. Ama Uygurlar da artık yerleşik hayata geçiyorlar. Bu da yaşam tarzlarını oldukça değişime uğratacak. Yerleşik hayata geçmeleri ile birlikte Türk devletlerine göre tarımda, mimaride ve modern şehirler kurmada daha ileriye gidecekler. Mesela önceden tarım çok fazla yapamıyorlardı. Neden? göçebe bir yaşama sahiplerdi. Diyelim ki buraya bir tarım arazisi yaptılar. Ama sonra daha göç edecekleri için bu tarım arazisi ortada kalacaktı. O yüzden tarım arazileri çok fazla yoktu. Ama yerleşik hayata geçtikleri için artık tarlaları yapabilirler. Tarımdan geçimlerini sağlayabilirler. Ayrıca Uygurlar şehirler kurmuşlar ve şehirlerin etrafını surlarla çevirmişlerdir. Bakın önceden şehir kurmuyorlardı küçük otağları vardı. Yani çadırları vardı ve gittikleri göç ettikleri yerlere çadırlarını kuruyorlardı. Ama artık sürekli aynı yerde kaldıklarına göre artık çadırda yaşamalarına gerek kaldı mı? Hayır. Artık büyük şehirler kurabilirlerdi ve kurdukları şehirlerin güvenliğini sağlamak amacıyla da etrafını surlarla çevirebilirlerdi. Ayrıca Uygurlar gök tanrı dinini bırakmışlar, özellikle Mani ve Buda dinlerini kabul etmeye başlamışlardır. Mani dinine göre et yemek yasaktı, insanı öldürmek yasaktı. Bu bizim zaten savaşçı özelliklerimizi gösteriyordu bu iki özellik, et yememiz ve insan öldürmemiz. Artık bunları yapmıyorsak Türkler savaşçılık özelliklerini kaybetmeye başlayacaklar Mani dinini kabul etmeleriyle birlikte. O zaman diyoruz ki bu durum Türklerin savaşçılık özelliklerini olumsuz yönde etkilemiştir. Uygurlar özellikle Çin'in etkisinde kalmışlar ve kağıt, barut, fusula ve masva Çinlilerden öğrenerek uygulamaya başlamışlardır. Yani kültürel alanda da gelişmeler yaşanmış Uygurlar döneminde. O yüzden yıldız atıyorum bu madde de çok önemlidir. Biz kağıt, barut, pusula ve masva Çinlilerden öğreniyoruz ve Uygurlar döneminde kullanmaya başlıyoruz. Ayrıca Uygurlar kendilerine ait bir alfabe geliştirmişler. Uygur alfabesini ve bu alfabeyi kullanmışlardı. Uygur alfabesinden önce bizim bir alfabemiz daha vardı. O da Göktürk alfabesiydi. Ayrıca Uygurların göç ve türeyiş destanları vardır. Bu destanları Uygurlar tarafından oluşturulmuştur. Son olarak da Uygurlar Kırgızlar tarafından yıkılarak ortadan kaldırılmıştır. Kırgızlar da bir Türk devletidir aslında. Genel olarak toparlamamız gerekirse Uygurlar merkezi Karabalga Sogun olarak kurulmuşlar. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Modern şehirler kurmuşlar. Şehirlerin etrafını surlarla çevirmişler. Özellikle Mani dinini kabul etmeleri, savaşçı özelliklerini kaybetmelerini sağlamış. Kağıt, barut, pusula ve matbaayı Çinlerden öğrenmişler ve kültürel alanda gelişmişler. Kendilerine ait Uygur alfabesini kullanmışlar. Göç ve türeyiş destanlarını yazmışlar ancak Kırgızlar tarafından ortadan kaldırılmışlardır.